toprağa akıttığımız alın terinin yine de semeresini göremedik. Yani bunun karşılığını alamayan çiftçileriz. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı ve CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Erdal Akgün, geride bıraktığımız hasat sezonunun üreticileri memnun etmediğini söyledi. Toprağa akıttığımız alın terinin yine de semeresini göremedik. Yani bunun karşılığını alamayan çiftçileriz. Buğday fiyatları bizi memnun etmedi. Çünkü girdilerimiz çok aşırı derecede. Ayçiçeği fiyatlarının da düşük gitmesi dolayısıyla çiftçinin bir kez daha mağduriyeti ortaya çıktı. Akgün, Edirne'de üreticilerin buğday ve ayçiçeği fiyatlarında alın terinin karşılığını alamadığını belirtti. Toprağa akıttığımız alın terinin yine de semeresini göremedik. Yani bunun karşılığını alamayan çiftçileriz. Buğday hasatının bittiğini, ayçiçeği hasatının da bitmek üzere olduğunu belirten Akgün, Edirne üreticisi ne buğdayda ne ayçiçeğinde emeğinin karşılığını alamıyor. Bu yılki buğday fiyatları bizi memnun etmedi. Çünkü girdilerimiz çok aşırı derecede pahalı durumda. Ayçiçeğinde de geçen yıllara bakarak bir verim düşüklüğü yaşadık. Tabii ki ayçiçeği fiyatları da bildiğiniz gibi üreticinin yüzünü güldürmedi. Çiftçi yine mağdur oldu dedi. Çiftçimizin uzun günler yaptığı çalışmalar, toprağa akıttığı alın terinin artık son günlerindeyiz. Buğday hasatımız bitti, ayçiçeği hasatımız bitti diyebiliriz. İkinci mahsul ayçiçeği ekimlerinin olduğu yerlerde az da olsa hala da hasat edilmemiş ayçiçeğimiz var. Silajlık mısırlar bitti diyebiliriz. Tabii ki mısır hasatı da hala daha belirli bölgelerde beklenmektedir. Ve en son yine ülkemizin ekonomisine çok büyük katkısı olduğumuz, yani bölgemizden katkısı olduğuna inandığımız çeltik hasatı artık yavaş yavaş başlamış durumda. Yani toprağa akıttığımız alın terinin yine de semeresini göremedik. Yani bunun karşılığını alamayan çiftçileriz. Buğday fiyatları bizi memnun etmedi. Çünkü girdilerimiz çok aşırı derecede. Ayçiçeği keza geçen yıllara bakarak biraz verim düşüklüğü yaşadık. Tabii ki ayçiçeği fiyatlarının da düşük gitmesi dolayısıyla çiftçinin bir kez daha mağduriyeti ortaya çıktı. İnşallah ayçiçeğinde, buğdayda olmayan karşılığın çeltik üreticisine verilmesi, bizde çeltik üretimi olmamasına rağmen büyük bir memnuniyetle karşılarız. İnşallah bu kez devlet ve hükümet hiç olmazsa çeltik üreticisini düşünsün diyoruz. Çünkü maliyeti en yüksek olan mahsulümüz çeltiktir. Yani inşallah çeltik üreticisinin yanında olurlar diyoruz. Tabii ki bunlar yanlış uygulanan tarım politikaların neticesidir. Aydınlık gelecek inşallah yakındır diyoruz. Çiftçinin de hakkının, hukukunun savunduğu günlerin gelmesi dileğiyle tüm üreticilerimize huzurlu, bol mahsullü günler diliyorum.